Herkese merhabalar. Bugün dünya şampiyonu Anatoli Karpov'un ilginç bir oyununu göstereceğim. Karpov gençlik yıllarında daha keskin oynuyordu ve aynı zamanda mükemmel bir tekniğe sahipti. Rakiplerini bezdiren manevralar yapabildiği gibi gerektiği anda keskin kombinasyonları da mükemmel bir hesaplamayla gerçekleştirebiliyordu. Bugün bu iki özelliğin çok iyi sergilendiği ilginç bir oyunu göstereceğim. Sene 1986, Anatoli Karpov beyazlarla oynuyor, Zoltan Ribli de siyahlarla. Karpov C4 İngiliz açılışıyla başlamış. Siyahlar simetrik şekilde cevap veriyor. At F3, at F6, at C3, E6. İngiliz açılışının tipik fikri, belirleyici hamlesi hem beyazların C4 sürüp D5 karesini kontrol etmesi hem de onu tamamlayacak şekilde beyazların finli G2'den geliştirmesi. Yani bir anlamda beyazlar merkeze, yani şu karelere merkez diyoruz, buraya piyon getirmedi ama merkez mücadelesinde tüm gücüyle var. Şimdi siyahlar da fil B7 yapıyor. Onun yaklaşımı da benzer. Siyahlar da merkeze piyon getirmedi ama gördüğünüz gibi fili ve atıyla merkeze yönelmiş durumda. Karpov rok atınca siyahlar D6 yapıyor ve şimdi Karpov artık diyor ki merkeze piyon getireyim. D4 sürüyor. C alır D4'ten sonra vezir alır D4 yapıyor ve beyazların artık geniş alanı var. Diyebilirsiniz ki burada at C6 hamlesi olmaz mı? Niye Karpov tempo kaybedecek şekilde vezirini merkeze getirdi? Bu hamleye en basitinden vezir D2, B3, fil B2 ile devam edebilir. Ama diyeceksiniz ki vezir zaman kaybetmedi mi? Burada bir incelik var. Yıllar önce öğrendiğim bir incelik. At C6'da çok kötü bir karede. Siyahın ileride yapabileceği operasyonları desteklemiyor. Dolayısıyla atın doğru çıkış karesi D7 ve Zoltan Ribli de kesinlikle o veziri kovalamıyor. A6'ya kale D1, fil E7 sonrasında B3, iki fil de çaprazdan gelecek. At B7'ye bakın, gördünüz, at C6 hala yapmıyor, kesinlikle yapmıyor. Bu üst düzey satranç. Zaman içerisinde ustalar belki eskiden atı C6'dan çıkıp veziri kovalamayı düşündüler ama sonuçları iyi olmadı. Ve atın D7'den çıkılması artık normal kabul ediliyor. Şimdi E4 yaptığımızda buna Maroksi bağı diyoruz. Nereden nedir tipik durumu? Beyazların C4 ve E4'te piyonları olduğu zaman bağ bağlamaktan geliyor. Siyahların elini kolunu bağlıyor önemli ölçüde. Çünkü siyahlar Sicilya savunmasına D5 yapmak ister ve neredeyse hep gördüğünüz gibi B5 sürmek ister ama iki sürüş de boşta şu anda beyazın o piyonları sayesinde. Peki siyahların yapısına ne deniyor? Siyahların yapısına da kirpi diye deniyor. Elbette tahmin ettiniz, kirpi gibi şu piyonlar var ya, kirpi gibi beyaz taşları kendinden uzak tutuyor. Gerçekten de bu piyonlar etkili. Normalde biz mesela atı F5'e koymak isteriz ya. Yok, öyle bir yer yok. Tüm 5. Yatayı, beyazların 5. yatayını tutmuş durumda. Şimdi vezir C8. Şimdi bu hamlenin amacı nedir? Şimdi bir an doğaçlama düşünüyorum. Acaba notasyon kağıdında yanlış var mı diye insan tereddüt ediyor ama fil B2 rok, at D2'den sonra vezir C7 gelmiş. Niye baştan vezir C7 gelmiyor da burada vezir C8 geliyor? Gerçekten bir soru işareti. Kusura bakmayın, bir anda dikkatimi çekti. Arada böyle bir fark mı var? Vezir C8 yapınca, vezir C7 yapınca E5 mi var? Şu anda işin doğrusu çözümleyemedim. O yüzden merakınızı gideremeyeceğim. Ben de merak ettim açıkçası. Vezir C8'e fil B2, rok sonrasında at D2 dönmüş. Şimdi oyunda yine Karpov bir takım manevralara başlıyor. Rakibi yokluyor. Hata yapmasını bekliyor. İki taraf taşları ileri geri hareket ettirdikçe bir takım fırsatlar doğabiliyor. At D2, vezir C7'den sonra kale AC1 gelmiş. Kale AC8'e H3 oynamış. Kale FE8'e A3 gelmiş. Vezirini B8'e koymuş. Siyahlar sakin bir şekilde bekliyor. Karpov da
Yavaş yavaş konumu geliştiriyor ama çok aceleci değil. B4. Kaleye D8. Şimdi bu kaleyle vezir aynı dikeyde çok iyi değil. Karpov ne olur ne olmaz diye vezirini bir geri çekiyor. Fil A8. Vezir E2. Şimdi vezir piyonu tuttu burada. Kale istiyordu. Böylece at artık savunmaya bağlı değil. At E8 gelince Karpov bir at F1 gelmiş. Acaba at E3 mü gelecek? Fil B7 şah H2. Yine şahının durumunu düzeltiyor. Belki F4 sürerim diye. Ama at EF6'dan sonra bir anda at E3 fikrinden vazgeçmiş. At E3'e belki vezir A8 mi yapacak bilmiyorum. Bir anda atı tekrar bu tarafa götürmeye karar vermiş. At E8, kale E1, fil A8, at B3. Hani anlatımın başında dedim ya, Karpov'un rakibi bezdiren manevraları direnci zayıflatmaya yönelik ve hep fırsat kovalıyor Karpov. Çünkü burada somut bir plan söylemek kolay değil. Yani beyazlar tık tık şöyle oynasın diye. Siyahlar bir zayıflık yaratmamış durumda. Şah kanadı zayıf değil, vezir kanadı, merkez zayıf değil. Gayet sağlam bir şekilde duruyor. Aletler arasında bir ahenksizlik de yok. O zaman böyle top çevirme olacak biraz. Fil G5 yapmış siyahlar. Bakın burada mesela F4 sürebilir ama Karpov bu sürüşü yapmıyor. En azından hemen yapmıyor. Elini tutuyor. Kale C2, kale C7. Şimdi sürmüş F4. Fil F6'dan sonra kale EC1 gelmiş. Bu sıraya önem verdi. Kale DC8. Şimdi C4 piyonu istekte. At D1 oynuyor ve kalenin yolunu açtı elbette. Fil B7 oynayınca vezir D3. Fil alır B2, at alır B2. Vezir A8. Siyahlar E4 piyonuna baskı kuruyor. At D1 yine at manevrası ve şimdi sabırsızlık ediyor, gösteriyor siyahlar. Ve A5 yapıyor. İşte Karpov'un beklediği hata bu. Diyeceksiniz ki ya bu nasıl bir hamle? Niye böyle bir şey yapıyor? Ya hamleyi görmedik daha ama zayıflığını gösterince diyeceksiniz ki adam bekledi bekledi niye şimdi bu hamleyi yaptı? Burada çok daha derin konular var muhakkak benim de anlamadığım ama siyahlar o hamleyi yapmasaydı alan üstünlüğüyle Karpov belli zayıflıkları işlemeye devam edecekti. Siyahlar bunun tehlikeli olduğunu biliyor. Çünkü beyazlar at D4 geliyor buraya oturacak. Elbette biliyordur tehlikeli olduğunu. Ama başına gelebilecekleri gördüğü için acele ediyor. Yoksa saf olduğu için, zayıf olduğu için değil. O da görüyor bu hamleyi. At D4, kale D8, at B5. Buna karşı koyabileceğini düşünüyor. Kale CC8, at DC3. Atlar iyi oldu. Vezir B8, kale D1, at DF6. Siyahlar yine şöyle düşünüyor. Ben konumu tutuyorum bir güzel. Beyazlar triple yaptı D hattında. Şimdi H6. Bu hamle eleştirilecek bir hamle. Aslında şu anda bu hamlenin niye kötü olabileceği belli değil. Siyahlar şahına bir hava deliği açıyor. Ve mesela şöyle bir şey yaparsa, mesela beyazlar G4 yaparsa burada bu F4 piyonu zayıf. Belki çok çılgın bir şey ama G5 gibi bir hamle bile yapabilir. Alınca açarak şah ve sonrasında bir anda beyazların şahı da çok açıkta kalabilir. Dolayısıyla beyazların da dikkatli olması lazım. Vezir E2 yapmış. Yine acele etmiyor. Vezir A8. Bakın şah G1 kaçtı. Bu çaprazdan kaçtı. Önce güvenlik. Fil C6. Şah H2. Diyeceksiniz ki yine geldi. Rakibi bezdirici hamle. Bakalım. Şimdi siyahlar E5 yapıyor. Burada beyazlar da tam olarak planını belirleyememiş olabilir. 39. hamle ve siyahlar sabırsızlık gösterip pat diye E5 sürüyor. E5'e şimdi F5. E5 sürmese ne olacaktı? Son hamlelere bakarsak gitti geldi fil C6'ya. Şimdi Şaşki yaptı. Konum değişti mi? Acaba şimdi beyazlar mı ebes sürecek diye insan merak ediyor. Belki de siyahlar ebes sürüşünden korktuğu için kendisi ebes sürüyor ve F5 oynanıyor. Şimdi vezir A8 gelince yine E4'e baskı yapıyor. Bir anda artık beyazlar G4 sürüyor. Şahın bu çaprazda olması tamamen kapandığı için artık bir sıkıntı değil. Vezir B8, H4,
Merkez kapalı iken kanattan hücum yapılabilir. Vezir B7'ye fil F3, vezir E7, şah G3, şah ileride daha da güvendi. Şimdi siyahlar tek şansım bu diyor. Alıyor, deve sürüyor. Veziri buraya gelmişti özellikle. Şimdi CD5 yapınca fil alır B5, at B5'e, vezir alır B4. Beyazlar şah kanından gelirken siyahlar da merkezden ve vezir kanından karşı şansı elde etmek için elinden geleni yapıyor. Ama artık Karpov durdurulamaz halde G5. Aşk'e at H7. Şimdi piyon istekte ama Karpov piyonu umursamayıp D6 sürüyor. Peki alırsa ne var? Basitçe çatal var, kaybeder. D6'ya. Şimdi siyahlar kale C5 ile atı istemiş. Kale B2 tutmuş. Vezir C4, vezirleri değişelim demiş. Ve aynı zamanda vezir kaçarsa atı da alacak. Vezir alır C4, kale alır C4'ten sonra piyon istekte kale etkili. Beyazların başı derde girerdi. En azından iyi durumda değil beyazlar. Ama şimdi Karpov mükemmel bir hamle yapıyor. Bunun hazırlığını yapmış. Vezir C4'ten sonra vezir H2 ünlem. Atı alıyor mecburen. Öteki türde durum değişmeyecekti. Ve şimdi beyaz oynar ve kazanır. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Harika bir kazanç var. Şiir gibi. Evet, gösteriyorum. Kaleyi H1'e gelmek de olabilir ama en etkilisi vezir fedası. Vezir alır H7. Şah H7. Kale H2. Şah G8. Kale DH1 ve mat istiyor. Mata çare yok. Tek çare ne mi? Hava deliğimi açmak. Yani G6 yaparsa şah ve mat. F6 oyundaki hamle, şah ve beyaz siyahlar terk etmiş. Çünkü şah F7'ye o minik piyonla G6 sürüşüyle mat vardır. Karpov'dan harika bir oyun. Önce at feda etti, sonra vezir feda etti ve matı yapan da piyondu. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. İki tane kanalım var. Satranç dersleri ve Satranç okulu. Her birinde her gün video yayınlamaya çalışıyorum. İkisine de abone olursanız sevinirim. Satranç okuluna abone olanlar bazen derslere abone olmamış oluyor satranç derslerine. Destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.